Ben ilahiyat fakültelerinin Türkiye'de akademik konsept içerisinde hala ciddi bir meşruiyet krizi yaşadığı kanaatindeyim. Yani ilahiyat fakültesi bildiğimiz bilimsel özgürlüğün veya her ne kadarsa bilimsel nesnelliğin size alan açtığı bir kurum olmadı hiçbir zaman. Dolayısıyla çünkü aslında biraz da öğrettiği şeyin mahiyetiyle de ilgili. İlla buraya bir ideolojik bir laf sokma şeyinde değilim. Sağduyulu konuşalım. O da şudur. Siz burada bir inanç temelinde bir şeyler öğretiyorsunuz. Adı bunun inanç. Bu inanç dediğinizde bunun içinde dogmanın olması ve tartışılmaz kırmızı çizgilerle çevrili alanların bulunması kaçınılmaz mı? Kaçınılmaz. Peki siz burada, peki bu dogmayla belirlenmiş çizginin içerisinde hangi fikir özgürlüğü nereye kadar yapabilirsiniz? Dolayısıyla eğer bu fakülteyi şekillendiren kadro geleneksel olarak öteden beri atıyorum İslam'ın A yorumunun benimseyenlerin ağırlıkta olduğu bir yapıysa, siz o A yorumunun ağırlıkta olduğu yapı içerisinde arkadaşlar bakın bir de B ve C yorumu var dediğiniz anda bu tehdide dönüşür. Ve bunun adı zehirleme olur. Çocuklarımızı zehirliyoruz. Oysa üniversitede zehirleme diye bir şey olmaz ki. Adı üzerinde üniversal bir şey. Bakın bu da var, bu da var, bu da var. Demek ki ilahiyat fakültelerine ilişkin algı şu. Burada dindar nesil yetiştirilecek. O da belli bir mezhebi yorumun kalıpları içerisinde olmak kaydıyla gerçekleşecek. Bunun dışına herhangi bir yoruma meylettiğinizde, başka bir yorumu gündeme getirdiğinizde bu çocukların zehirlenmesi. Ama burada sorun şu. Zehirin zehir olduğunu kim tayin ediyor? Şekerin şeker olduğunu kim belirliyor? Şun belirliyor. Kimin kalabalığı güçlü. Kimin sosyal medyadaki başlattığı kampanya TT oluyorsa zehirin zehir olduğuna o karar veriyor. Dolayısıyla gücü elde tutan meşruiyeti de kendisi çiziyor. O meşruiyete uymuyorsanız sizi tard ediyor, infaza götürüyor, Engizisyon'a uğratıyor. Peki Böyle hocam. bir atmosferde siz bana İsterseniz tabelanız üniversite olsun, ister Columbia Üniversitesi, ister Harvard yazın. İçerisi böyle olduktan sonra burada aslında efendime söyleyeyim bildiğimiz klasik konvansiyonel cemaat tarikat kalıpları içerisinde bir eğitim öğretim formasyonundan başka hiçbir şey söz konusu olamıyor.